7 gün 7 gece su taşıdın. Karşılığında da şehzadeyi nasıl bulacağını öğrendin. Onu bulmak için artık yola çıkabilirsin evladım. Hadi Allah yardımcın olsun. İşin rast gitsin Keloğlan. Bana büyük bir iyilik ettin ama hadi kal sağlıcakla. İnşallah gene uğrarım. Hadi. Eğer ihtiyar kadının tarif ettiği yere 2 ayda değil de 2 yılda ulaşabilirsem gene iyi. Git git bitmek bilmiyor ya. Dur bakalım daha ne kadar gideceğiz kara kaçar. Sen de yoruldun hemen ne yapalım. Hadi bakalım. Aa işte ninenin dediği 7 deniz açılan ırmağa geldim. İş şimdi karşıya geçmeye kaldı ama pek de mümkün görünmüyor. Ay ne yapacağım bakalım. Of. Ay 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 ay. Ay şöyle birazcık dinlenelim ne dersin? Dizlerimde derman kalmadı kara kaçancığım. Gel şuraya oturalım azıcık ha. Ay 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 çok yorulmuşum. Çok yorulmuşum ben. Bitmişim. Bittim. İmdat! İmdat! Ha? Ay ne oluyor? Amanın! Nedir o? Aa, bir ses geliyor. Ha? Aa, koca bir balık çırpınıp duruyor orada. İmdat! Yardım edin! Yardım edin imdat! İmdat! Yardım edin! Yardım et bana insanoğlu. Daha fazla dayanamayacağım. Lütfen. Ah garip. Yolunu şaşırıp karaya düşmüş. Merak etme balık kardeş. Biraz daha dayan. Şimdi seni suya atarım ben. Gel bakayım. Ah yazık sana. Hadi bakalım güle güle yolun açık olsun sakın bir daha karaya çıkma. Yaşasın suya kavuştum burada ne arıyorsun insanoğlu? Yoluma devam etmek için 7 denizi aşıp karşı kıyıya geçmem gerek. Ne yapacağımı bilemiyorum ben de. Öyleyse atla sırtıma seni karşı kıyıya geçireyim. Ay sağ olasın balık kardeş ben de bu ırmağı nasıl aşacağım diye düşünüp duruyordum. Hadi bakalım o zaman gidelim bari. Böylece Keloğlan 7 denizi aşıp karşı kıyıya geçti. Kıyıya gelip bana seslendiğinde burada olacağım tamam mı? Sağ ol güzel balığım. Bana hakikaten büyük bir iyilik etmiş oldun. Sağ olasın. Peki alakalı olan yolun açık olsun. Umarım kazasız belasız işini görürsün. 7 denizi aştık ama işin zor kısmını aşamadık. Üstelik bir de aşacağım koca dağlar var daha. Ama bu dağları aşmak aylar sürer ya. Ne yapacağım ben? Şuraya bak. Koca koca sıra sıra dağlar. Burası bir mağaraya benziyor. İçerisi pek karanlık değil. Hele bir göz atalım bakalım. Vay 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 vay. Bu kocaman kap da ne ya? İçindeki de pek kötü kokuyor doğrusu. Ay ay ay. Burası beni pek sarmadı acık geri mi dönsem? Ne yapsam pek tekin bir yere benzemiyor. Ha? Ay nereden geliyor bu sesler? Şapur şupur şapur şupur acayip sesler geliyor. Aman Allah vay anam vay işte seslerin sahibi Nemrut Dağı gibi bir zebellah. Bu şu da sonra karnım doydu. Nam nam. İnşallah siyah bana gelmeden kaynını doyurayım da canımı kurtarayım. Neyse kuşu da sonra yerim şimdi karnım doydu. İyi iyi bu dev uyuyacak. Horlamaya başlayınca ben de yanından geçip mağaradan çıkıveririm. Ay. Zebellah uyuyor. Aa,
Gördüğüme inanamıyorum. Bir insanoğlu. Acaba ne işi var buydu onun? İstediğin bu olsun Emme. Sana nasıl yardım edeceğim ben? Korkma benden insanoğlu. Seni buraya Allah yolladı. Korkma benden insanoğlu. Ne olur bana yardım et. Dev uçup kaçmamam için kanadımı kıydı. İyileşmem için ancak sihirli merheme ihtiyacım var benim. Fakat merhem de şu yukarıdaki küpün içinde. Senden istediğim o merhem al. Sen merak etme, o iş kolay. Keloğlan küpten aldı, bir avuç merhemi kuşun kırık kanadına sürdü. Merhem iyi geldi mi, uçabilecek misin? İnşallah beni taşıyın. Eskisinden daha iyi oldu kanadım. Hadi gidelim buradan. Böylece Keloğlan kuşun sırtına bindi ve birlikte havalandılar. İşte geldik Keloğlan. Sağ ol kuş kardeş, bana büyük iyilik ettin biliyor musun? Benim yaptığımın lafı bile olmaz. Sen şimdi benim tüyümü alacaksın, yakacaksın. O zaman beni hemen yanında bulursun. Hadi kal sağlıcakla. Pullardan sonra şimdi iki tüy sahibi oldum. Ninenin tarifine göre yolun sonuna yaklaşmış olmalıyım. Lakin ortalıkta ne gül sarı ne de şehzade var. Her yer birbirine benziyor. Yoksa ben aynı yerde dolanıp duruyor muyum? Bilemedim. Nereye gideceğim? Dur bakalım. Bir kere daha deneyeceğim. Eyvah! Ne yapacağımı şaşırdım. Şu yana mı yürüsem acaba, yoksa bu yana mı yürüsem? Ay Allah! Hı? Ay burası mı? Ay yoksa bu taraf mı? Hay Allah! Yamaçtan yuvarlanmadan ineceğim bu sefer. Her seferinde yuvarlanmaktan bıktım artık. Bu sefer yuvarlanmayacağım. Dengemi kaybettim. Yuvarlanıyorum. Yardım edin. İmdat! Yardım edin bana! Gene biri yardım istiyor. Dur bakayım. Niye bakıyorsun öyle? Öyle ters duran bir kaplumbağa görmedin mi? Dur ben seni şimdi düzeltirim, tamam mı? Dur. Dikkat et de bir daha ters dönme. Bir daha benim gibi birine rastlayamazsın. Buralara kimsenin yolu düşmez. Yolculuk nereye? Bizim yolumuz düştü işte. Gülsarı'yı arıyorum ben. Nerede bulacağım acaba? Biliyor musun sen yerini? Pekala, aradığını bulabildin mi bari Keloğlan? Ne gezer? Sabahtan beri dolanıyorum ama küçük bir eve bile rastlayamadım. Bulamazsın. O cinler tarafından saklanıyor. Nasıl? Cinler tarafından mı saklanıyor? Allah Allah! Cinlerin onunla ne alıp veremedikleri var ki acaba? Güzelliğini kıskanıyorlar. Bunun için de onu tutsak ettiler. Peki şimdi Gülsarı nerede? Virane sarayda. Ne virane saray mı? O da neresi? Ha? Cinler periler eskiden orada yaşarlardı. Şimdi Gülsarı'yı oraya hapsettiler. İyi de görünmeyen bilinmeyen bir sarayı nasıl bulacağım? Ben sana yardım edeceğim Keloğlan. Tamam, sen bana yardım edersen daha kolay bulurum. Ama şunu da bilmen gerekiyor. Çıkacağımız yolculuk uzun ve çetin bir yolculuk olacak. Pekala. Hadi girelim bakalım o zaman. Tamam. O zaman beni takip et Keloğlan. Seni oraya götüreceğim. Ama ondan sonrası sana kalmış. Uf. Dizlerimde darman kalmadı. Ayaklarıma kara sular indi. Daha gidecek miyiz? Evet Keloğlan. Yolculuk bitti. Yolun sonuna geldik. İşte sarayın girişi burası. Ama ben içeri girmem. İşte saray. İyi ki kaplumbağaya rastladım, yoksa harap sarayı bulmam mümkün değildi. İyi de bunun neresi saray? Koskoca bir arabe burası. Oldu mu anası, şu cin peri işlerinden hoşlanmam ama hep karşıma çıkar. İnşallah bu kez bir aksilik olmaz. Neyse, şu karşıdaki yokuşu da tırmanırsam geldim sayılır. Hadi bakalım. Dur bakalım ne yapacağız şimdi, nereden gireceğiz acaba? Şu tepeye çıkayım ben en iyisi. Evet, işte geldik. Evet, belki de sarayın girişi buradadır, hele bir bakalım. Buranın saraya benzer bir yanı kalmamış. Her yanı yıkılıp dökülmüş. Sağlam bir şey kalmamış adeta. Vay canına. Şuraya bak. Merdivenler de var burada galiba.
Nereye çıkıyor burası? Ay ay ay, pek tekin bir yere de benzemiyor ama. Aman o merdivenler de yukarı doğru uzayıp gidiyor. Çık çık çık, başım döndü vallahi. Ay ay ay, hadi hayırlısı bakalım. Bunca merdiven tırmandıktan sonra nereye varacağız bakalım. Hadi bakalım, biraz daha çıkayım da. Ne göreceğiz bakalım. Hadi. Ay. Aa, şimdi de bir kapı çıktı. Sakın içeride cinler periler falan olmasın. Ay ay ay, korktum ben. Bakalım kim varmış burada. Aa, içeride kimse yok. Rahatça girebilirim. Ay, bu da ne ya? Bir peri kızı galiba. Emme, bu kız ağlıyor mu? Vah vah vah. Zavallının derdi ne ola ki acaba? Hı? Aman Allah'ım, sen de kimsin? Buraya nasıl girdin? Söyler misin? İn misin, cin misin? Sen kimsin? Ne cin ne de periyim ben. Keloğlanım ben. Anlaşılan sen de gül sorusun. Peki emme, şehzade nerede? Onu bulmak için gelmiştim. İşte ben de onun için ağlıyorum ya. Ona bir şey mi oldu yoksa? İşte şehzade orada duruyor. Ne? Ay. O. O. Ay. Bu şehzademiş şimdi. Ana. Vırak vırak bağırıp duruyor. Bu bas bayağı bir kurbağa ya. Şehzadeye benzer bir yanı yok ki bunun. Ay ama çok da sevimli. Şimdi ben bunu şehzade diye mi arıyordum yani? Ama bunu babasına nasıl götürürüm maazallah? Kalpten gider hükümdarım. Görünüşü seni yanıltmasın. Bir zamanlar o da insandı. Benim gibi cinlerin hışmına uğrayınca bu hale geldi. Zavallı şehzade. Çok üzülüyorum. Ya demek cinler onu bu hale getirdi. Peki nasıl oldu bu iş? Neden onu bu hale koydular? Şehzade beni cinlerin elinden kurtardı. Cinler de kızıp onu bu hale getirdi. Peki bu büyüyü bozmanın bir yolu yok mu acaba? Var tabii. Ama bunu başarmak çok zor. Üstelik bunu başaramazsan sen de cinlerin hışmına uğrarsın. Sana da kötülük edebilirler. Hele sen bir söyle bakalım. Büyüyü bozmanın yolu nedir? Gerisini sonra düşünürüz. Hadi bakalım. Bunun için 3 şartı yerine getirmelisin Keloğlan. Büyüyü ancak böyle bozabilirsin. Öyleyse birinci şartı söyle de önce ondan başlayalım. Allah büyüktür. 7 denizin dibindeki cinlerin tılsımlı yüzüğünü bulacaksın. Ben de parmağıma takacağım. Hadi bakalım Keloğlan. Aldın mı gene başına belayı? 7 denizin üstünden geçtik emme. Altındaki yüzüğü nasıl bulacağım ben? Ha, şu tüyü yakalım bakalım, o koca kuş gelecek mi? Vay 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 vay. İşte sözünde durup esrahtan geldi vallahi. Merhaba Keloğlan, beni çağırdığına göre bir derdin olmalı. İyi bildin kuş kardeş, beni 7 denizin kıyısına götürmeni istiyorum. Yapabilir misin? Bundan kolay ne var? Hadi bin sırtıma gidelim. Hazır mısın Keloğlan? Sıkı tutun, uçuyoruz ha. Haydi. Hele bir sesleneyim bakayım. Balık kardeş, balık kardeş, balık kardeş. Aa, işte geliyor galiba. Merhaba balık kardeş, bana denizin dibindeki sihirli yüzük lazım, bulabilir misin acaba? 7 milyar denizin 7 milyar balığını bu işin seferber edeceğim. Hah, ben seni burada bekleyeceğim balık kardeş, ama acele et olur mu? Kızılan bana gerek yok Keloğlan, akşam olmadan yüzüğü elinde bil. Sağ olasın balık kardeş. Sağ olasın. Hoşça kal Keloğlan, kendine iyi bak, görüşmek üzere. İşte istedim.
dediğin yedi denizin dibindeki sihirli yüzük. Gelelim şu ikinci şarta. Söyle bakalım ne?